Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2022 Şubat Mart ehliyet soruları ile güncel sorularla devam ediyoruz diyorum. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. veya da değerli arkadaşlarım bizleri uygulamamızı indirerekten e, takip edebilirsiniz. Buradan hem güncellemeler vesaire alıp hem de günü birlik arkadaşlar. O gün en çok çıkan sorularını sizin için derleyip burada biz e, deneme sınavı haline getiriyoruz o sayede sizde hazırlanabilirsiniz diyorum. Fazla vakit kaybetmeden konuşmadan şöyle sorularımızla başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden birisi değildir demiş. A. Hız limitlerini aşmak. B. Alkollü araç kullanmak. C. Trafik levhalarını önemsemek. D. Yorgun ve dalgın olarak yorgun ve dalgın olarak yolculuk yapmak işte. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı arkadaşlar. Trafik levhalarını önemsememek olacak arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum Öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? A mide, B beyin, C karaciğer, D kalın bağırsak demiş arkadaşlar. Şimdi böyle şurada e, şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi mide falan filan tamam iyi güzel önemli organlarımız. Fakat en öncelikli organımız bizim hangisidir? Tabii ki de beyindir arkadaşlar, değil mi? En öncelikli organımız beyindir. Burada eğer müdahale edilmezse hangisi zarar görür demesinden kastı aslında beyindir arkadaşlar. Eğer 3 dakikadan fazla beyin oksijen gitmezse ne olur arkadaşlar? Beyin ölümü gerçekleşir. Devam edelim. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? A. Trafik işaretlerinin hasar görmesi. B. Karayollarının zamanından önce yıpranması, C trafik suçlarına uygulanan cezaların arttırılması, D yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Burada tam tersine ne olacak arkadaşlar? Devlet tam e, zarar değil, <laughs> kar yapıyor arkadaşlar. E, cezalar arttırdıkça devletin kasası oluyor. Devam edelim. <laughs> Araç sahipleri zorunlu ha yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar? Bizden söylenebilir söylenebilir olanı istiyor. A, birincisi arkadaşlar öncelikle şuradan bahsetmek istiyorum. Bu tür sorularda e, önce burayı okuyun. Ya önce soruyu okuyun, sonra burayı okuyun. Yani 1 2 daha sonra şıklara dönün. E, ki yani sizin için daha kolaylık olur. Öncüllü sorularda genelde bu şekilde çözülür arkadaşlar. 1 araç sahipleri zorunlu mali e, sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 2 Sürücüler yetkililerinin sürücüler yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangileri söylenebilir? A. Bir doğru iki yanlış. B. Her ikisi de yanlış. C. Bir yanlış iki doğru. D. Her ikisi de doğru demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız. Evet doğru cevabımız arkadaşlar. D şıkkı olacak. Beşinci sorumuza gelelim. Taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir? 50 yazısını diyor arkadaşlar. Değil mi? Genelde buralara yaklaşırken nasıl bir işaret olur? Şöyle aralara bir de beyaz beyaz şeritler atılır. Böyle araba geçerken zart 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 diye öter. Bakalım ne demekmiş? A) Işıklara 50 metre kaldığını, B) Asgari en az hız sınırını, C) Azami en yüksek hız sınırını, D) Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını demiş. Doğru cevabımız hangisi olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda 112 acil yardım servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 acil yardım servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak B) Kimin hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız hangisi olacak? Tabii ki de C şıkkı. Sakin olacağız arkadaşlar ve e, sakin bir kişinin aramasını sağlayacağız. Şimdi 112 ararken nelere dikkat etmemiz lazım? Birincisi şöyle başlayalım. Birincisi sakin olmalı ya da sakin bir kişinin aranması sağlanmalı. İkincisi 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli. Arkadaşlar korkulacak bir şey yok. Eskisi gibi değil düzenler yani. Şimdi şöyle önceden şöyle bir sıkıntı vardı. Aa burada biri öldüyse e ee, bundan beni suçlu tutarlar. E, o düzen bitti arkadaşlar. Her şey artık mesela sizin parmak izinizden tutun her şeyiniz artık devletin kaydında ehliyet alırken vermiş olduğunuz Kimlik yenilerken vermiş olduğunuz parmak izleri sayesinde zaten e, emniyetin, devletin bir şeyi var yani. E, parmak izi bankası var. E, yani böyle bir şey olursa zaten diğer başka bir kişinin parmak izi bulunacağından dolayı sizinle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Sizin bu konuda net, sakin bir cevap vermeniz bekleniyor. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adını verin. Arkadaşlar adam diyor ki mesela ya işte levhanın önünde böyle demek aptallık olur değil mi? Onun yerine ne diyeceksin? Yolların mesela üstünde giderken şöyle bir şey yazar. D 350 yazar. Veya da 250 neyse işte böyle numaralar yazar. Bu numaralar o yolun o şeyine verilen isimlendirmedir arkadaşlar. Mesela D350 yolundayım bu yol üzerinde olduğunuzu söylediğiniz zaman ne olur? Genelde çevre yollarındadır bu. Hop ambulans çıkar o çevre yolu önce ilerler taksici bulur. Buna dikkat etmenizi isteriz. Kimin hangi numaradan aradığını bildirmeli. Kim arıyorsa o kendisini önce bir tanıtmalı arkadaşlar. Hasta yara ya da yaralıların adı ve olayın tanımı yapılmalı. Eğer biliyorsak hastanın adı ya da Olayın tanımı yapılmalı. Acaba hani 112 biz sadece araba kazasını da aramıyoruz değil mi? Yangın varsa yangınla alakalı şeyleri de söylemeliyiz ki ambulans çıktığı zaman yangına yönelik ekipmanları da yanına alabilirsin. Ee, yaralı sayısını falan bildireceğiz mutlaka. Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir ilk yardım verildiği söylenmeli mutlaka. Kesinlikle. Ee, zira e, ilk yardım uygulaması yapmış olursunuz. Adam mesela diyelim ki çok iyi bir ilk yardımcısınız. Adamın bir şeyini yaptı aslında sen mesela. Oluyor ya bu film dizilerde şimdi adam boğazına hortumu kendileri sokuyorlar falan. Diyelim ki cesur bir kahramansınız <laughs> ya da sağlık personeliydiniz, olabilirsiniz. Eğer böyle bir uygulama yaptıysanız mutlaka söyleyeceksiniz arkadaşlar. 112 hattından bilgi alan kişi gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefonu kapatmayacaksınız arkadaşlar. Lak diye kapatmak Yok Evet 7. sorumuz Lastik tekerlekli traktörlerde Yukarıdaki teçhizatlardan Hangilerin bulundurulması zorunludur 1. Reflektör 2. İlk yardım çantası 3. Flaşörlü yanıp sönen Sarı ışıklı dönerli Uyarı lambası Demiş Evet A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 demiş arkadaşlar. Doğru cevabı hangisi olacak? B şıkkı 1 ve 3 olacak. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A. İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B. İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C. Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapmamalıdır. D. Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Şimdi arkadaşlar soruda ne diyor? İlk yardımcıdan beklenen diyor değil mi? Ee, bir ilk yardımcının amacı nedir? Tıbbi yardım gelene kadar uygulamalarıyla ne yapmalı? Hastayı, yaralıyı ayakta tutmalı. Eğer bunu yapmıyorsa zaten adam ilk yardımcı değildir. Diyelim devam edelim. Evet baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A) Yüzün yaralanması, B) El bileğinin burkulması, C) Köprücük kemiğinin kırılması, D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Şimdi beyler doğru cevabı önce açıklayacağım. Hafif, hafif şeylere gideceğim zaten. Açıklamalarla da devam edeceğim. Doğru cevap arkadaşlar kulaktan ya da burundan Kanyada sıvının gelmesi olacak. Köprücük kemiği nerede bulunuyor arkadaşlar? Omuzlarımızın değil mi? Hemen şu aşağıdaki şu köprü şeklindeki bağlantı kemiği. Keşke şöyle dur şöyle yapalım. Bir tane cinalimiz olsun. Şöyle köprüç kemiği şuralarda bulunuyor arkadaşlar. Şu sizin şuraya doğru bağlantı yapan kemikler. El bileğinin burkulması şurada oluyor değil mi el bileği? Burada bir şey olursa beyin kafayla alakası yok. Yüzün yer yaralanması bak size en çok şaşırtacak olan bu. Yüzün yaralanması ile D şıkkı. İkisi arasında gelip gidebilirsiniz. Yüzün yaralanması da arkadaşlar yüz genelde neresidir? Şu bölge değil mi? Şöyle. Şuralarda ise yaralanma sıkıntı yok. Ama şurada alnına doğruysa hadi diyebilirsiniz. Kafatasında belki bir şey olamış diye. Ama asıl böyle e, tam bilmeniz gereken şey Burundan ya da kulaktan kan gelmesi. Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması mecburi değildir? A. Otobüs çekici B. Minibüs kamyonet C. Otomobil taksi otomobil D. Motosiklet motorlu bisiklet demiş. Gayet basit bir soru arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Bir tane arkadaş yazmış yorumlara. Ee, hocam arada su iç <laughs> biraz yavaş git demiş biraz daha yavaş gidelim e, ee, D şıkkı motosiklet motorlu bisiklet olacak Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki vermeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok B. Bayılma C. Koma D. Kansızlık demiş arkadaşlar. Ne diyor? duyu organlarının hiçbir uyarana tepki vermeyecek şekilde kapanması demiş. Doğru cevabımız koma olacak arkadaşlar. Koma hali en ağır bilinç kayıplarından biridir. Kansızlık alakasız bir şey arkadaşlar. Ee, kan kaybı. Yani kansızlık aslında burada iki şekilde anlaşılabilir. Akdeniz anemisi şeklinde de anlaşılabilir. Bu şık biraz boş bir şık. Şok önce bayılır arkadaşlar insan. Eğer kan daha fazla gitmiyorsa ne olur? Şoka girer. B ilerki safhası nedir? Komadır. Arkadaşlar koma halinden insanlar 10 yılda uyanan insan varmış ya. Yani ilginç bir şey biraz koma hali dediğim şey. Düşünseniz ya 20 yıl sonra uyanıyorsunuz. Bütün her şey değişmiş. İlginç. Evet, 12. soru. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar Belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A 2 B 3 D Pardon C 5 D 10 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı 2 yıl süreyle arkadaşlar. Sizin aday sürücü olduğunuzu düşünüyor devlet diyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir? A. Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması. Yani 65 yaşını dolduran kalınıyor mu acaba? B. Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi. C. Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması. D. Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi demiş. Doğru cevabımız zaten A Hile ile alınması ne demek arkadaşlar? Zaten bu koşulu yerine getirmemişsin demektir. Ha bunlarda ne olabilir? Ee, belki belim bir müddet sonra ee, nasıl desem tekrarıyla mesela kaza yapıyor sürekli adam ve ölümlü kazalar oluyor. Belki bu şekilde olabilir veya da alkollü araç kullanılmış olabilir. Ama bu nedir? Bizzat ee, sürücü belgesinin zaten hükmen geçersiz olduğunu gösterir. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? A. ısı enerjisini B. Hidrolik enerjiyi C. Nükleer enerjiyi D. Elektrik enerjisini demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de A şıkkı ısı enerjisi. Arkadaşlar motorları hatırlıyorsak nasıl oluyor? İki tane blok düşünün şu şekilde. Bunun içinde bir patlama oluyor. Bu cümle şuradan koçacık kıvılcım atıyor. Kıvılcım atmasıyla birlikte patlama oluyor. Hop şu yukarıya doğru Gidip geliyor böyle taktık taktık. O sırada ısı enerjisini kullanıyor. Hidrolik enerji ne arkadaşlar? Yağ enerjisi demek. Bu hani kepçeler falan çalışırken böyle basıncını kullanıyorlar ya. Hidrolik enerji o. Oh. Yani basıncı yağın. Ee, nükleer enerji dediğimiz şey alim zaten. Ee, yani nükleer patlama sonucunda oluşmalı. Veyahut da nükleer yanmanın kontrollü olaraktan yanması ve üstteki suyu ısıtmasıyla e, nükleer santralin kurulması gibi düşünebilirsiniz. Elektrik enerjisi ama bakın aslında ısı enerjisi, mekanik enerjiye biz mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürürüz arabalarda. Yoksa akümüz nasıl şarj oluyor arabada, değil mi? E, çünkü bobinimiz var, değil mi? Bobinde dönerken aynı zamanda dönerken neyi üretiyor arkadaşlar? Elektrik enerjisini üretiyor. <laughs> yani şu şekilde diyebiliriz aslında. Isı enerjisi, mekanik enerjiye, mekanik enerji elektrik enerjisine bizim arabalarımızda dönüşebiliyor. <laughs> Devam edelim. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal faaliyetlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok B. Tıkanma C. Kalp durması D. Soluk durması demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? A. Şıkkı şok olacak arkadaşlar. Böyle durumlarda ne yapacağız? Hastamızı cin çizeceğim tekrardan. Şöyle bacak kısmı diyelim ki cinalimizi şöyle altına bir yastık gibi bir şey koyabiliriz. Bizim cin şu şekli, şu pozisyonda yatıracaksınız arkadaşlar. Bacaklar yukarıda olacak yani. Sebebimiz ne bu konuda? Çünkü arkadaşlar bura basit bir şöyle düşünün. Su yükseğe çıkarken ne yapar? Altına basınç uygulayarak çıkar değil mi? Aynı şekilde su altına basınç uygulayarak çıktım kan da aynı. Siz burayı yukarıya çıkardığınız zaman ne olacak? Buraya gitmesi gereken kan beyne gitmek zorunda kalacak. Ve beyne gittiği için şok durumundan kurtulmaya çalışacağız. Eğer daha da gitmese ne olur? Bu hasta komaya girer arkadaşlar. Komaya giren hasta eğer devam etti daha da beyin ölümü gerçekleşir. Bizim essale deyip okumamız lazım artık. <laughs> devam edelim. İmamlık da var arkadaşlar bende biraz. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Hava yastığı B. Hidrolik fren C. Hidrolik direksiyon D. Otomatik hız kontrol Demiş ne diyor daha kolay bir e, sürücüye daha kolay bir aracı yönlendirme sistemi veriyor bize. Şimdi siz bilmezsiniz. Ben onun sonunu yaşadım. Doğru cevabımız bu arada B şık. Pardon D şıkkı hidrolik direksiyon. Ee, önceden direksiyonlar normaldi, düzdü. Ee, nasıl anlatsam kuru idi. Ee, direksiyonu çevirmek için bildiğiniz böyle kuvvet harcamak gerekiyordu. 3-5 kişi tutarak çeviriyordunuz olduğu yerde. Tabi hareket ederken biraz daha kolay oluyordu. Hidrolik direksiyonlar bu 2000'li 99'lu yıllarda falan bir yaygınlaşmaya başladı. O gün bugündür arkadaşlar. Araçların neredeyse hepsinde hidrolik direksiyon kullanılıyor. Böyle eski Anadolu pikaplar olsun. Ondan sonra daha eski böyle ee, ne diyorlar ona ya Renault Toroslar falan vardı. Onlarda hidrolik direksiyon yoktur. Biraz zor döner direksiyonları. Traktörlerde eski 75'lik traktörler vardır. Onlar da hava yastığı dediğimiz şeyini arkadaşlar hava yastığı dedim şey sizin kaza anında açılıyor ve sizin kafanızı işte canla alakalı aşırı böyle sağlığınızı tehdit edecek olan noktalarınızı yumuşacık zeminlere çarpmasını sağlayıp sizi kurtarmaya çalışıyor. Hidrolik fren dediğimiz şey fren ya frene yağ koyuyorsunuz yani işte hidrolik fren olmuş oluyor onlar yağlı fren yağın gücüyle frene basmış oluyorsun ve mesela normal ayağınla düz kuru frene göre daha fazla basınç uygulamış oluyorsun otomatik hız kontrol ee, genelde böyle direksiyonların yanında bir düğme şeklinde oluyor yanlış hatırlamıyorsam bu yanlış hatırlamıyorsam derken genelde ekseriyette de bu şekilde oluyor ee, buradan ayarlıyorsunuz işte hızınızı o hızın üstüne geçeceğiniz zaman ayağınızın altındaki pedal sertleşiyor o hızın üstüne geçmenizi engelliyor sizin Römork takılmış otomobil azami hızı römorksuz azami hızına göre nasıl olmalıdır? A aynı olmalı, B yarısı olmalı, C 10 km daha az, D 10 km daha fazla demiş. Doğru cevabımız C şıkkı. 10 km daha az olacak arkadaşlar. Normalde mesela ile gidebiliyorsan 90'la gideceksin. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur? A) Balataların ıslanması. B) Balataların yeni olması. C) Fren ayarının düşük olması. D) Fren veya kampana yüzeyinin bozuk olması demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? D şıkkı. Ee, şimdi bozuk bir disk düşünün arkadaşlar. Otomatik olaraktan buralarda mesela bazen pürüzlenme olabilir, kiflenme olabilir, bir şey olmuş olabilir. Sürterken buraya bal nasıl şey zzz diye böyle tık 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 ya da e, hareket de bulunur. İşte bu da bizim kampana ya da disk yüzeyinde bir bozukluk olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A uzun kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması B kanama durmazsa ikinci bir bez ko koyarak basıncın artırılması C kanayan yere en uzak basınç noktasına bası uygulanması D kanayan bölgenin kalp hizasının altında indirilmesi demiş. Ne diyor bize? yapılacak ilk yardım uygulamalarını soruyor değil mi arkadaşlar? Doğru cevabımız kanama durması ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması olacak. Kesinlikle en uzak noktaya tutmayacaksınız arkadaşlar. Düşünelim cinalimizi hemen çizelim şöyle. Cinali şöyle. Adamın burası kanıyorsa burasına basınç yaparsanız ne olur arkadaşlar? Hiçbir etkisi olmaz değil mi? Eğer burası kanıyorsa ne yapacaksınız? Hemen onun üstünde gartere genelde bu kasığınıza doğru olur arkadaşlar artere basınç uygulanır. Arkadaşlar mesela diyelim ki bypass ameliyatı olacaksınız. Şunu bir kalp olarak düşünürsek. Kalp krizi nasıl oluyordu? Şuradaki tamarlardan birinin tıkanmasıyla oluşuyor. Diyelim ki bypass olacaksınız. Sizin bu buranızdan alıyorlar damarı. Buraya şu şekilde yan damardan alıp şuraya bağlıyorlar. Bypass oluyor. Burayı ne yapmış oluyorsun? Ekarte etmiş oluyorsun dedik. Uzun kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınmayacaksınız. Tam tersine turnike uygulayacaksınız arkadaşlar. Başka? Turnike neydi? Kan, bası uygulayacaksınız. Mesela şuraya ip dolayabilirsiniz arkadaşlar. Şurası kopmuşsa kanın akşını azaltmak için diyelim. Eğer uygulamasanız kan kaybından gider hasta. Devam. Sürücüler beden dili ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı bir iletişim kurma becerilerini e, geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Başarılı bir e, iletişim kurma becerisi geliştirmesini istiyoruz. Biz hangisini yapmalı? A. İnsanların değişebildiğine inanmalı. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eyleminde olmalı. C. Karşıdakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalı. D tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir doğru cevabımız aşık olacak arkadaşlar diğerlerine baktığımız zaman farklı şeylerde bahsediyor burada insanların değişimle inanmalıdır hususu olmamalı arkadaşlar unutulmamalıdır 21 ile devam edelim Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir? A) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar. B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar. C) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar. D) Geri görme aynasından geçilen aracın görülmenceye kadar demiş. Görülünceye kadar demiş. Yani geri görme aynası var ya dikiz aynası oluyor. Oradan baktığın zaman aracı görünceye kadar demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bu da olacak tabi. Eğer siz erkenden hemen geçerseniz o aracın siz şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Siz şu şekilde dimdik gidiyorsunuz ya o, pardon o araç dimdik gidiyor ya siz de dimdik gidiyorsunuz. Ama siz buraya doğru gittiğiniz zaman aslında hem bu yöne doğru gidiyorsunuz hem hem dik gidiyorsunuz hem yana doğru gittiğiniz için sizin gittiğiniz mesafe aslında dikine değil yatayına olaraktan nasıl oluyor? Azalmış oluyor. Yani bu araç sizden hız olaraktan üstün. Gidişat olaraktan. Siz bunun önüne gittiğiniz zaman bu araç muhtemel olan ki size çarpacaktır. Eğer yeterli mesafeyi korumamışsanız. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? Ha, A. Orta şeridi. B. Hızlanma şeridini. C. Tırmanma şeridini. D. Yavaşlama şeridini. Doğru cevabımız arkadaşlar. Yavaşlama şeridini olacak. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisi uygulamak doğrudur? a kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak. Kesinlikle arkadaşlar kan seviyesinden aşağı şey kalp seviyesinden aşağı tutmayacaksınız. Kesinlikle kalbin yukarısında tutacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki şu kanayan el şöyle tutacaksınız. Dirsekte dirsekle omuz arasında turnike uygulamak. Yani diyor ki şurayla şu bölge arasına bir turnike uygulayalım. Yani sıkalım orayı diyor. Omuz üzerine baskı uygulamak. Kanayan yere Tenter diyor uygulamak arkadaşlar birincisi açık yaraya kesinlikle Tenter diyor uygulanmaz çiz bunu omuz üzerine bası uygulamak hiçbir şeyi değiştirmez bizim dikkat ederseniz koltuk altınız çok terler neden çünkü koltuk altından geçiyor damarlar orası sıcak duruyor arkadaşlar ee, omuz üzerine bası uygulamak bir şeye yaramaz omuz altında uygularsan hadi diyelim ama dirsekle omuz arasına uygulamak kesinlikle işe yarayacaktır. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurması zorunlu dur diyor arkadaşlar. Zorunlu olan soruyor bize. Devam ediyorum. 1. Arkadaşlar bisiklette hiç bugüne kadar şey gören var mı? Yangın söndürücü görmediniz değil mi? Demek ki bu değil. Bunu bir çizelim. Peki motosiklette gören var mı? Bunu da çizelim. İki tane şıkkımız kaldı değil mi? Şimdi traktörü insanları genelde böyle lastikli büyük bir şey olduğu için bununla bulundurmak lazım. Ya diyor zorunludur kesin diyor. Hayır arkadaşlar. B'de de zorun değil. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Burada şey kaymış. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Otobüslerde bulundurmak zorunlu. Otomobillerde bulundurmak zorunlu. Ama lastik tekerle, traktörle, bisiklette, ondan sonracım... Ee, motosiklette bulundurmak zorunlu değildir arkadaşlar. Ama A şıkkındaki otobüste bulundurmak zorunludur arkadaşlar. Devam edelim. Aa, iki tane vermiş bunda. <laughs> Devam arkadaşlar. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisi dir demiş. A. Su seviyesinin kontrolü B. Hava filtresinin kontrolü C. A, yağ seviyesinin kontrolü D. Hidrolik seviyesinin kontrolü demiş arkadaşlar. Arkadaşlar yağlama sisteminde yapılacak şeylerin başında su seviyesi kontrolü gelmez. Su seviyesini nerede bakarız biz? Radyatörden bakıyoruz değil mi? Yazalım o zaman. Radyatör. Ne sistem aynı zamanda? E, su seviyesinin olduğu şey ee, soğutma sistemine bağlıdır değil mi? O zaman A şıkkını çiziyoruz. Hava filtresi kontrolü, yağ filtresi kontrolü ve hidrolik seviyesi kontrol demiş. Doğru cevap yağ filtresi kontrol olacak. Yağ seviyesi kontrol olacak pardon. Hava filtresi ile alakalı arkadaşlar? Yakıtın yandığı yere temiz hava giyiyor mu diye buna bakıyoruz biz. Malumunuz ne diyorduk biz? Yakıt nasıl karışıyordu? Ee, karışım yaparken biraz hava alıyordu değil mi? Biraz da yakıt alıyor. Bu ikisini harmanlıyor ve yakıyordu değil mi? Havasız yanmaz sonuçta. Hava filtresi önemli. Yağ seviyesinin kontrolü dedik doğru cevap. Hidrolik seviyesinin kontrolüne ne için bakacağız? Direksiyon ya da fren için bakıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu da değil. Fren sistemi için yani. Doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı yağ seviyesi kontrolü olacak. Yeni yönetmeliklere göre C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenler de sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır? D şık kalmayı planı ne oldu? C ya da D. Doğru cevabımızı direkt vermek isterim ama önce şıkları okuyalım. 21 24 20 22 C 18 20 D 19 25 demiş. Şimdi beyler doğru cevabımıza hemen veriyorum. A şık olacak. Yani 21 yaşını bitireceksiniz. 24 yaşına kadar da duracaksınız arkadaşlar. D sınıfını almak istiyorsanız 24 yaşı. C sınıfı almak istiyorsanız 25, 21 yaşını doldurmanız gerekiyor. Araba alacaksanız ve motosiklet alacaksanız kaç yaşını doldurmanız gerekiyor arkadaşlar? 18 yaşını doldurmanız gerekiyor. Marşa basıldığında tık diye bir ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sabahleyin bindiğiniz arabaya kontağı çevirdiğiniz motor kaputun altına tık diye ses geliyor ama şey gelmiyor tık tık diyor böyle sadece. Allah Allah acaba sebebi ne? A. El freni çekiktir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Akümülatörün kütüp başları gevşemiştir demiş. İki tane ışık vermiş ya. Allah Allah. Arkadaşlar bir. Aracın izin freni çekikse araba çalışır. Fakat arabanın gösterge panelinde bir ışık. Şöyle bu uyarı ışığı görürsünüz. Debriyaj aralı, arızalıysa araba çalışır. Arabayla tam bir etek arken böyle car diye ses gelir. İki etek arken bir çar diye. Tamam mı? Bu <laughs> debriyajda arıza olduğunu gösterir. Doğru cevabımız aslında akümülatörün kutup başlarının gevşediği olacak arkadaşlar. Burada iki şıkkı da <laughs> doğru arkadaşlar. İki şıkkı doğru yanıt olarak vermiş. Doğru cevabımız akümülatörün kutup başlarının gevşemiş olması olacak. Motorun yağ yakmamasının sebebi pardon. Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kam aşınmıştır. Yani eksantrik. B silindirler aşınmıştır. C. Grank mili aşınmıştır. D. Volan aşınmıştır. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer silindirlerin kenarındaki keçelerden kaçırıyorsa geçmiş olsun. Bunlara bir bakmanız gerekiyor. Moksa motorunuz ne yapacaktır? Duman atmaya devam edecektir. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden de trafiğe kapatılmış olduğunu bildirir diyor. Arkadaşlar ben size daha önce de söylemiştim. Şu yuvarlak varsa kırmızı bir yuvarlak tamam mı? Aynı şu şekilde. Bunlar trafiğe yasak demektir. Yani bunun ortasında ne varsa o yasak demektir. Ya trafikte bunun ortasında hiçbir şey yoksa? Evet arkadaşlar işte o zaman bu yol trafiğe kapalı demektir. Bu ne demek? Bu ters yön demek arkadaşlar. Yani buradan gitme diyor. Burası ters yön diyor. Dön geriye diyor. Bu arabanın yasak olduğunu bu bisiklet giremez diyor. Birinci sormuş üçgen şeyi de sormuş. Arkadaşlar üçgenler üçgenler uyarı cihaz uyarı levhasıdır. Yani bak diyor dur diyor dikkatli ol kardeşim diyor buradan geçerken bak şu olabilir diyor tren çıkar diyor öküz çıkar önüne diyor. Ama bu yuvarlakta ne diyor? Geçme diyor. Yapma diyor. Tamam mı? Direkt uyarmıyor bak sana. Çıkabilir demiyor. Yapma diyor. Anlaştık. Bu ikisini ayırt edin. Devam. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığına sabit tutar? A) Radyatör, B) Termostat, C) Ventilatör, D) Hararet göstergesi demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de termostat olacak. Termostat ne yapacak? Şöyle bir muşur düşünün arkadaşlar. Diyelim ki eğer soğutma suyu diyelim ki ısınmaya başladı. Hemen neyin çalışmasını sağlayacak? Radyatörün çalışmasını sağlayacak. Daha doğrusu vantilatördeki vantilatörün çalışmasını sağlayacak. Vantilatör radyatöre üfleyecek. Radyatör peteklerinin içinden geçen suya böyle rüzgar çarpa çarpa bu su so soğuyacak. Otomatik olarak nereye dönecek bu? motorun eksenine dönmeye devam edecek su ve motor suyu sıcaklığı çalışma sıcaklığında sabit kalacaktır. Hararet göstergesi de bize bu döneşen suyun sıcaklığını gösterecektir. Evet, şekildeki soru işareti ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir demiş. A. Radyatör B. Ventilatör C. Kompresör D. Hava hareket müşuri demiş. Arkadaşlar direkt şuraya gidip de ya işte soğutma fanı değil mi? Yazmış adam buraya. Böyle bir de ne yapmışım? Şuna bakacaksınız arkadaşlar. Bak ne demiş? Soru işaretiyle göstermiş. İşte ben biraz önceki 20 şey 30. soruda demiş olduğum fan şu. Radyatörümüz boğuluyor. Vantilatör buna üflüyor arkadaşlar soğutma fanı. Su bu peteklerin içinde soğuyor. Doğru cevabımız aslında verdim değil mi? Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Radyatör olacak. Devam edelim. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların mesela ürik asidin vücuttan atılması gibi görevleri olan vücutta iş dengeyi koruyan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sindirim sistemi. B. Hareket sistemi. C. Boşaltım sistemi. D. Dolaşım sistemi demiş arkadaşlar. Sinir sistemi dediğimiz arkadaşlar nedir? Omuriliğin içinden şöyle yapalım. Çin halimizi çılgın bir biçimde tekrar çizelim. para ile çizdiğim için tam güzel olmuyor. Normalde çok güzel çizerdim. Sinir sistem genelde şu belimizin arkasında omur var ya omurun içinden gider ve tüm vücuda yayılır. O zaman sinir sisteminin ve bizim uyarı vermemiz lazım. Mesela sıcaklığı hissetmemizi falan tak diye böyle yanıyor soğumak, üşümek bunların hepsi neyle alakalı sinir sistemi. O zaman bu değil. Hareket sistemi bizim elimiz, kolumuz, bacağımız, içimizdeki şeyler işte bu eklemler işin içine giriyor. İskelet sistemi oluyor. Çiz bunu da. Boşaltım sistemiyle dolaşım sistemi kaldı geriye. Dolaşım sistemine merkezinde dolaşım sisteminin iki tane şey vardır arkadaşlar. Bir tanesi kalptir, bir tanesi de akciğerdir. Akciğer ne yapar? Kalp, kalpin pompaladığı kanı kendisine getirdiği kanı temizliyor arkadaşlar. E bu da değil o zaman. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Boşaltım sistemi. Burada hangi organlarımız var? Böbreğimiz var, değil mi arkadaşlar? Kalın bağırsağımız var, ince bağırsağımız var, değil mi? Bunlar mevcut arkadaşlar. En son anüs sifikleri açılacak ve e, şeyimizi yapacağız artık pisliğimizi. E, vücudumuzda böbrekler olmasa geçmiş olsun diyelim. Yani çok önemli arkadaşlar ya vücudu resmen hem bir de bunu yaparken sadece basınç dengesini kullanıyor desem size. İnsan hayret ediyor bazen. Bu tesadüfen oluşabilecek bir şey de değil tabi. 33. sorumuz. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde. Boyu yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A. Boyuna boyunluk takıldıktan sonra. B. Boyun hareketleri yapıldıktan sonra. C. Boyun ağrıları dindirici ilaç verildikten sonra D. Boyun bölgesine masaj yapılıp olur yapılıp oturur şekilde. Arkadaşlar bu geçen Elazığ depreminde bir görüntü var. Dikkat ettiniz mi? Bu arada hemen şıkkı vereyim size. Orada çocuğu çıkartırken adamlar bağırışıyordu. Boyunluğunu tak, boyunluğunu tak. Boyunluğunu takmadan çıkartmayın sakın diyorlar. Neden? Çünkü arkadaşlar boyunluğu takmazsanız o adamı çıkartırken elden ele elden ele giderken ne olacaktı? Çocuğun boynunda eğer kırık varsa geçmiş olsun. Affedersin daha da büyüteceklerdi o kırığı. Ve belki de kanamaya sebep olacak. Belki de felce sebep olacaktı. O yüzden ne yapıyoruz? Boyunluğu mutlaka takıyoruz. Ondan sonra çıkartmaya devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için olumsuz etkiye sahiptir? Arkadaşlar tek olumlu ne var burada? Direkt şöyle baktık. D sakin olmak. Bu kadar basit Güvenli sürücülük dediğimiz zaman olumlu şeylere bakacaksınız Güvensiz sürücülük dediği zaman veya da sürücüyü tehlikeye atacak falan filan dediği zaman da Olumsuzlara bakacaksınız Doğru cevabımız D şıkkı olacak Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? Arkadaşlar önce manevranın ismini size tak diye söyleyeyim mi? Hemlik manevrasıdır arkadaşlar bu ee, Önce şıkları okuyalım Kanamanın durdurulması için dolaşımın değerlendirilmesi için, kemik kırıklarının tespiti için, yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bu nevranın ismi neymiş arkadaşlar? Hemlik manevrası, manevrası diyoruz biz buna. Şurada diyaframımız var değil mi arkadaşlar? Dur kalemi değiştireyim hemen. Ya belki de kızıyorsunuz böyle arada anlattığım için ama. Arkadaşlar anlatmazsam iki gün sonra sonra da çıkacak bilemeyeceksiniz. Şurada arkadaşlar şu adamın diyafram kası vardır. İsterseniz yanınızdakinin burasına bir vurun. Nefesi kesilir arkadaşlar. Ama böyle durumda hayat kurtarıyor kurban olduğum. Siz ne yapacaksınız? Tam bu akciğerlerin altındaki şu göğüs kafesinin bittiği yerden bastırdığınız zaman otomatik olarak akciğerlere bastırmış oluyorsunuz. Ve akciğerlerden yüklü bu hava hızlıca bastırdığınız için nereden çıkacak? ağızdan değil mi arkadaşlar? Tıkanık cisimde cizim, ne olacak oradaki? Hop 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 çap dışarıya. Diyelim ki tek başınasınızsınız değil mi? Kim yapacak? Bu size hamle, hemlik manevrasını kim yapacak? Yapacağınız şey çok basit. Bir sandalyeye şuranızı dayayıp veya da masaya arkadaşlar hızlıca siz kendinizi bırakırsanız otomatik olarak da ne olacaktır? Hava yine aynı şekilde çıkacaktır. Ne yapacakmışsınız? Sandalyeye ya da masaya. Tekseniz. Devam. Evet. Aşağıdakilerden hangisi park edin, etmede alınacak tedbirlerden biri değildir? A. El freni ile tespit edilmesi. B. Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi. C. Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi. Aynı yol mu ya? Bu şıklarda niye hep aynı şeyi yapmışlar ki? Demek ki sorularda hata var arkadaşlar. Bizim editörle bir konuşmak lazım. Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi demiş park etmeni, etmede alınacak tedbirlerden biri değildir demiş arkadaşlar. E, doğru cevabımız ne olacak? E, tekerleği sağa ya da sola çevirmeniz arkadaşlar sizin e, tedbir olaraktan da şey yapmaz. E, adam akıllı ne yapacaksınız? E, arkasına takoz koyacaksınız. Tamam mı? Sonra da verilen şıklar bu şekilde olması gerekiyordu. O yüzden size şıkları açıyorum. En azından hani Mart mesela Mart 2 videosuna kadar. Hiç olmazsa bunlardan bir şeyler aklınızda kalsın. 1. Takoz konulması. Evet arkadaşlar park etmede dikkat edilecek tedbirlerden biridir. Air freninin çekilmesi. Vitesin eğer yamaç aşağı e, e, fark edecekseniz arabayı. Eğer önü aşağı doğru bakıyorsa geri vitesi alınması. Önü yukarı doğru bakıyorsa birinci vitesi almanız arkadaşlar. Tamam mı? Vitesle kontrol edebilirsiniz. Fakat eğimli yollarda ön tekerleğin sağa yola sola çevrilmesi size pek bir katkı sağlamayacaktır. Araç hareket ettiği zaman ne olacak? Yani gidebilir gideceği yere. Demek istedim anladınız. Ve devam edelim. 37. sorumuzdayız. İlk yardımcının insan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır Buna göre kalp kan damarları ve kan vücudumuzda hangi sistem oluşturan yapılardandır Şimdi arkadaşlar Bekle diyeceğiniz ya arkadaş bu ehliyet soruları hep <laughs> ilk yardımdan mı ibaret devlet şunu düşünüyor ya diyor bu adam ben diyelim ki kazayı gördü ne yapabilir bu adam bir e motor bilgisi verse siz zaten motor bilgisiyle gidip aracı tamir edecek haliniz yok değil mi? Kaza olmuşsa. Veyahut da olduysa bile ne yapıyorsunuz? Artık servisinizi arıyorsunuz. Hemen tak geliyor adam bakıyor. Demek istediğim artık e, devlet burada sağlığa önem veriyor. Neden? İlk gören kişinin en yararlı olabileceği konu sağlık konusudur diyor. O yüzden ilk yardıma yöneliyor. Bu yüzden size biz ilk yardımı daha çok veriyoruz ve ilk yardım konularında çok şaşırılıyor arkadaşlar. Ee, adam mesela diyorlar la, bahset, la bu, bu arkadaşlar doktor bilgisi bilginiz olması gerekiyor birazcık. A kondalış şey dolaşım sistemi demiş, B hareket sistemi, C sindirim sistemi, D solunum sistemi demiş. Doğru cevabımız arkadaşlar ne olacak? dolaşım sistemi olacak. Hareket sistemi neyden oluşuyordu? İskele sistemimiz ve e, eklemlerden oluşuyordu değil mi arkadaşlar? Dirseğimiz, bileğimiz. Sindirim sistemi mide, bağırsaklar, karaciğer. Karaciğerden safra gidiyordu değil mi? Yağı parçalıyor mesela bir mesela. Ondan sonra e, mesela ağızda başlar sindirim değil mi? Dişlerimiz, yutak, e, özefakus dediğimiz bu yemek borusu. D şıkkına bakalım. Solunum sistemi demiş. Akciğerler giriyor arkadaşlar. Burada devreye. Solunum sisteminde akciğerlerimiz mevcut. Devam. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır? A. Burkulan bölgenin kat seviyesinden yüksekte tutulması. B. Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi. C. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması. D. Burkulan bölgeye masaj yapılması. Şimdi beyler bizim genelde Türklerde bir adet vardır. Biz bir şey gördük mü gurcalamayı çok severiz. Arkadaşlar bunlar da gurcalamayacaksınız. Burada şişmesini önlemek istiyorsanız tek yapacağınız ve en önemli şey. Buraya kalp seviyesinden yukarıda tutacaksın. Bir. İkincisi eğer illa ki bunun şişmesini engellemek istiyorsan. Soğuk uygulama yapacaksın arkadaşlar. Sıcak değil, soğuk uygulama yapacaksınız. Burkulan bölgeyi hareket ettirmeyeceksiniz. Hele hele. Orada bir siyahlık var. Aha et kesilmiş. Ovalayalım. Arkadaş kan toplanmış oraya. Demek ki içeride bir kanama olmuş. Sen bunu niye ovalıyorsun daha da hazır kuruyan yarayı deşeliyorsun? Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar diyelim. Devam edelim. Sorunuz olursa aşağıya yazın. Hemen o gün içinde dönüp yapıyoruz zaten. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Şekerli su içirilmeli. B) Sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli. C) Sert bir yere sırt üstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı. C pardon D) Yüz aşağı olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı. Demiş. Doğru cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Bu da ayrı bir şey arkadaşlar. Bunda ne yapıyoruz? Eğer yetişkinse ne yapıyorduk? Hemlik manevrası yapıyorduk. Üstteki sorularımızı da anlattık. Eğer arkadaşlar bebekse çocuğu e, hangi elin mesela hangi kuvvetli kuvvetliyse ona alıyorsunuz. Tamam mı? Baş aşağı doğru tutuyorsunuz çocuğu. Elinize bakın çocuk. Keşke şuraya bir resim koysaydım ya. Daha iyi olurdu. Tuttunuz. Arkadan tam bu iki kürek kemik arasına tak tak vuruyorsunuz arkadaşlar tamam mı ee, böyle nasıl desem nasıl anlatsam ya masaya vurur gibi şöyle ovalar gibi e, vuruyorsunuz tıpkı tüfek falan kullanıyorsanız şeyi çekip de geriye sokuyorsunuz yani mavzerlerde ona benzer biçimde e, avucunuzun bu baş parmağınızın oradaki tümseklik var ya orayla e, çocuğun e, vuruyorsunuz ve çıkmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar 40 numara. Aşağıdakilerden hangisi yo solunum sistemi organlarındandır demiş. A akciğer, B karaciğer, pardon, B mide, C karaciğer, D beyin. Hadi bakalım bunu da siz yapın. Şimdi konuşa konuşa gidelim değil mi? Daha güzel oluyor gibi geldi bana. Karaciğer ne ile alakalıydı arkadaşlar? Karaciğer bir kere yağ asitlerinin yakılmasıyla alakalı en önemli benim görüşümde. Neden? 12 parmak bağırsağın arkadaşlar, ne yapıyor bu ee, karaciğer? Safra dediğimiz, sizin hani bu kurban kestiğiniz öt denilen bir yer var ya, işte o safra kesesidir aslında. Oradan e, kanala aktıyor arkadaşlar. Şurası karaciğer olarak düşünelim şöyle. Karaciğerden 12 parmak bağırsağına şuradan bağlanıyor, giriyor. Burada yağ asitlerini parçalıyor. Demek ki hiç de solunumla alakası yok. Çizelim. Mide. Mideye bakalım. Mide bunun hemen üstünde yer alıyor. Şu şekilde mide borusu şeye bağlanıyor arkadaşlar. 12 parmak bağırsağına bağlanıyor. Şurada bir sifikler. Yani arkadaşlar sifikler dediğimiz nedir? Bekçi demek arkadaşlar. Aslında latince kelimeler bunlar. Ee, buradan işte yemek asitli yemeğin buraya kaçmasını engelliyor. Burada tam öğütüldükten sonra buraya akıyor. Burayı mide olarak düşünelim şöyle. Ne oluyor? Buradan buraya iniyor. Bu oluyor. Demek ki mide de değil. Akciğerler. Aa, cevabımız akciğerler. Zaten siz bildiniz bunu da. Benim amacım bunların ne işe yaradığını bilin diye. Beyinde sinir sisteminin merkezinde yer alıyor arkadaşlar. Eğer beynimiz bizim olmasa beyinsiz oluruz. <laughs> Doğru cevabımız A arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Arkadaşlar bu soruyu okumazdan önce şunu da bir açıklık getireyim geçen videoda çok şey demişsiniz işte kırmızı font koymuşsunuz olmamış falan filan Bu sefer sarıyla e, beyazı e, şey kullandım yine bir sıkıntı olursa aşağıya yazın yorumlara mutlaka e, Neden siyah kullanıyorum diye sorarsanız arka fonu değiştir diye arkadaşlar siyah biraz daha gözünüzü az yoracak sonuçta 50 soruluk mesela bir sürü video var Çalıştınız diyelim ki buradan yani göz sağlığınız için de yazık yani en azından böyle sizin gözünüzü zararlı az olacak bir renk kullanayım dedim. A aşırı hız yapmaktan kaçınılması, B geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi, C engellik kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi, D trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi bize ne diyor? Trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bekleyeyim şöyle. Doğru cevabımız tabii ki de o nereye gitti bu? Çok gitti bu. Hak ihlalleri. Bazen böyle olabiliyor. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Hak ihlallerinden biridir demiş. Ee, tabii ki de Engelliler için ayrılmış olan yerleri kullanmak bir hak ihlalidir. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi trafik işareti cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalı? A. Durmadan dikkatlice geçmeli. B. İlk geçiş hakkını yayalara vermeli. C. Durup yolu kontrol ettikten sonra geçmeli. D. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. <laughs> Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? durmadan dikkatli geçeceksiniz. Eğer yanım sönen bir kırmızı ışık varsa ne yapacaksınız? Duracaksınız. Dikkatli bir biçimde geçeceksiniz arkadaşlar. 43. Taşıt yollar üzerinde çizilen yata işaretleri hangisi yaya geçidini gösterir? Arkadaşlar yaya geçidi bu çok karıştırılıyor. Ben de bunu anlamıyorum. He. Diyelim. E, doğru A 1 demiş. B 1 ve 2 demiş. C 2 ve 3 demiş. D 1 2 ve 3. Galiba şaşılmasının sebebi şu arkadaşlar. 3 numara. Doğru cevabımız bu arada B, hem bir hem de iki bir yaya geçididir. Ama arkadaşlar şu yavaşlama şerididir. Bakın bu çizgilerin aslında genelde mesela kavşağa yaklaşırken çok yukarıdan başlar. Siz buraya diye böyle acayip sesler yapmaya başlar araba. Şu çizgilere çarptıkça yavaşlamanız için bu arkadaşlar. aralarına 50, 30, 40 diye de yazılır bazen. Ama yaya geçidi olan 1 ve iki neler arkadaşlar? Hiçbir zaman yolun dikine öyle bir işaret yapılmaz. Genelde yola paralel olmaz yani bu yaya geçici işaret. Genelde hiçbir zaman olmaz. 44. sorumuza geldik arkadaşlar. Bakalım 44. soru ne diyor? Yukarıdaki uygulamalardan uygulamalar aşağı araç göstergesi öst, <laughs> yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur. Dörtlü ikaz ışıkları yakılır demiş. Hangisi varsa bunlardan. Şimdi arkadaşlar birinci A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı verilmiş bize. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkı olacak. Ee, hararet yaptığını gösteriyor arkadaşlar aracımızın. Aslında ee, şunu ayı gösteriyor. Bu arkadaki bu rezidansın ışığının yandığını gösteriyor. Bu sis ışıklarının yandığını gösteriyor. Bu da mazotumuzun, benzinimizin, neyse işte yakıtı, yakıtın azaldığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir? A. Duran aracı sabitlemek. B. Aracın hızını düşürmek. C. Aracın durma mesafesini arttırmak de aracı güvenli bir şekilde durdurmak. Arkadaşlar fren mesafe, fren sisteminin görevi nedir? Ee, aracı durdurma mesafesini arttırmak. Mesela ABS ne demek ABS? ise? ABS'sin sarsılmadan kaliteli bir biçimde durmanızı sağlamak, değil mi? Birçok fren sistemi var ki yani yani e, ABS'si var. Bir sürü ya neydi o ASR mi? acaba acaba fren sistemleri var. Aracın durma mesafesini arttırmak arkadaşlar. Olabilir mi? Hayır. Tam tersine sizin aracınızın durma mesafesini ne yapmak istiyoruz? Biz kısaltmak istiyoruz. Aracın hızını düşürtmek, sabitlemek falan için kullanılır ama aracın durma mesafesini arttırmak için biz enayi gibi böyle bir sistem kullanmayız değil mi? <laughs> Hiç kimse aracının mesafesini, durma mesafesini arttırmak için frenleri sökmez herhalde. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? A, nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi, B, özellikle göğüs ortasında başlaması, C, dinlenmekte geçmemesi, D, uzun süreli olması demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şıkkı genellikle göğüs ortasında başlaması arkadaşlar. Bir kavşak yakınında karayolu. Karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir? A) Banket B) Ana yol C) Geçiş yolu D) Bağlantı yolu. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de D şıkkı olacak. Bağlantı yolu olacak. ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdakiler aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A. Marş sistemi B. Şarj sistemi C. Yakıt sistemi D. Soğutma sistemi olacak arkadaşlar. Hangisi olacak? ABS sistemi neydi arkadaşlar? Şöyle hatırlayın. Araçlarınızın genelde arkasında bulunurdu bu sistem. Değil mi? Yazar öyle. Şarjla alakalı bir sistem. Allah Allah ya. ABS şarjla mı alakalı? Bu soruda bir yanlışlık var arkadaşlar. ABS dediğimiz ışık şarjla alakalı değildir. Ne ile alakalıdır? Tamamıyla fren sistemi ile alakalıdır. Sorudaki yanlışlığı düzeltiyorum. Fren sistemi olacak arkadaşlar. Olabilir böyle bazen. Fren sistemi olacak. Tekrar söylüyorum. ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalar hangisi doğrudur? Marş sistemi değil adı üstünde zaten fren sistemi demiş. burada bunu niye vermiş Demek ki böyle bazen saçma sorular da <laughs> araya kaynayabiliyor Şarj sistemi değil fren sistemi olacak arkadaşlar Marş sistemi değildir Marş sisteminde neler var kontaktan başlıyor Akü var değil mi ee, Ve marş dinaması mevcut Yakıt sisteminde ne var arkadaşlar depo var değil mi Yakıt pompası var Soğutma sisteminde radyatör var değil mi? Başka ne var? Radyatörden ayrı soğutma fanı var. Bunları unutmayalım. Devam. Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Geçiş kurallarına uyduğu. 2. Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı. 3. Geçen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği demiş. Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Karşıdaki araç frene basmış. Yani işler açık e, sarpa sarmış. Doğru cevabımız ne? Öncelikle onu göstereyim. 2 ve 3 demiş. Yani karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almamış ve yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçmiş. Dikkat edin. İkisi de ne yapmış? Fren yapmış. Arkadaşlar sorularda bunlar çok ince ayrıntılardır. Fren izlerine dikkat edin. Yolun kenarında bir işaret varsa dikkat edin. Ondan sonra hocam, yol çizgilerine dikkat edin. Bunlara dikkat etmiyorsanız geçmiş olsun diyeyim. Bunlara dikkat edeceksiniz. Araçların ışıklarına dikkat edin. Adam belki sinyal ışını yakmadı. Bu şekilde bir ışık yoksa sinyalleri yakmamış demektir zaten. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Yani eğer şu ışık olmamış olsaydı biz ne diyecektik? Geçiş kurallarına da uymamış diyecektik. Tamam? Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 50. sorumuz. Son sorumuz. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Başı sıcak su ile yıkanır. B. Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. C. Normal faaliyetlerini sürdürmesine izin verilir. D. En az 12 ila 24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar aman diyeyim böyle hemen bayıldı falan filan kendine geldiğin salı vermeyin arkadaşlar biraz dikkatli olmasında da faide